Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi siz beni görmüyorsunuz. Ama bu konuyu tahtada anlatmam gerekiyor. Bu tesviye olayına başlayalım artık. Şimdi bunu önce matematik olarak anlatalım neyin ne olduğunu. Daha sonra sazların üzerinde göstereceğiz. Şimdi sazımızın yüzeyini, sazın sadece sap kısmını anlatıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Sazın sapı ne şekilde? Dümdüz. Burası bizim burguluğumuz olsun. Şöyle. Şurada eşiğimiz var. Bu kısım kapak. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Şimdi şurada çalışacağız. Burada hesap etmemiz gereken şeyleri matematik olarak hesaplayacağız. Bakacağız ne çıkacak. Şimdi sazımızı yaptık. Ya da yapıyoruz. Sonlandırdığımız anda ne olacak arkadaşlar? Sazımızın klavye kısmı dümdüz. Biz buraya perde bağlayacağız. Perdemizi yazıyoruz. Ne perde bağlıyoruz arkadaşlar? 0 35. 0 35 milimetrelik misine bağlayacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Buraya atacağımız eşik kesinlikle 0 35 milimetrenin altında olamaz. Şimdi bu elde artık. Bunu cebimize koyuyoruz. Yani şu yüzey dümdüz olduğu takdirde 0,35 milimetrenin üzerinde bir eşiğe ihtiyacımız var. Kesinlikle 0,35'in üzerinde olacak. Daha çekme payına gelmedik. Bu eşiği hesap ettikten sonra neyi hesap etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Teli. Şimdi aslında bütün sorun bu tel dediğimiz arkadaşta başlıyor arkadaşlar. Tellerdeki kalibrasyonu da hesap etmeniz gereken ana tel üst bant teli arkadaşlar. Çünkü en kalın tel o tel. Kalınlığımız ne? Şuraya tel yazıyorum. 0,50. Anlaştık mı? Şimdi 0,50 teli eşiğe oturtmak için eşiğin içerisine o telin en az yarısı kadar kanal açmak zorundayız arkadaşlar. En az yarısı kadar ki telimiz şöyle ya, şuraya çizeyim. Şöyle. Bunun ekseni şurada. Yani bu 50 ise bizim bunu 25'ten içeriye gömmemiz lazım. Yani şu eşiğimizdi. Şu kısım bizim teli gömeceğimiz kısım. Burası yukarıda kalabilir. Telin tamamını gömmek zorunda değiliz arkadaşlar. Bunu gömdük. Telimiz burada kaldı. Yani yukarıdan ne kadar pay bırakmamız gerekiyor bizim? 0,35 eldeydi zaten. Misina yüksekliği. 0,25 de en kalın telin yüksekliği. Yukarıdan aldığımızda yani şuradan ve şuradan bu ölçüleri çıkarmamız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu ölçüler elde mi? Elde. Yalnız bu gittiğimiz ölçü arkadaşlar standart herhangi bir ekstrem durumu olmayan bağlama için geçerli. Onu anlatacağım birazdan. Biz bunu standarttan gidelim. 35 misinamız vardı. 25'te burada bizim şeyimiz var. Telimizin derinliği. Çizelim şimdi arkadaşlar. Şu bizim eşiğimiz. Şurası. Sapın düzlemi, eşiği sapın içine gömüyoruz ya arkadaşlar. Şöyle. Şurada 0,35'lik perdemiz var. Şurada da 0,25'lik tel kanalımız var. Kaç etti arkadaşlar? 60. Yani burada minimum 60 mikronluk bir boşluğumuz olmak zorunda. Üstten ve alttan hesap ettiniz. Yani telin en üstünden, telin orta şu kısmından buraya kadar hesap ettiğinizde 60 mikronluk bir boşluğumuz olması lazım. Burayı anlayabildik mi arkadaşlar? Burası önemli çünkü. Siz buna 50 mikronluk daha çekme payı verirseniz
Yaklaşık ölçünüz 1 milimetreye çıkar. Bir nokta bir gibi bir şeye geliyor arkadaşlar. Tamam. Peki 1 milimetre çekme payı verebilir miyiz? Bu saz ve tel yapısına göre değişir arkadaşlar. Her sazda veremezsiniz. Hiçbir sazda da verebilirsiniz diye bir şey yok. Bu değişken bir şeydir. Tesviyedeki mantık değişkendir arkadaşlar. Kesinlikle verilen ölçünün doğru ola her saz için doğru olma ihtimali yok. Her sazda farklı bir ölçüyle yapmak zorundasınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bir üzerinden gidelim. Sazımızı çizelim. Burası bizim tekne kısmımız. Şurada. Şurası da sap kısmımız. Şimdi bilek sıfırken bileği sıfır kabul ettik arkadaşlar. Buraya 0,50 çekme payı verdik. Anlaştık mı arkadaşlar? 0,50 çekme payı verdik. Daha sonra aşağıya gömdüğümüz tarağa buradan 0,50 çıkardık diyelim. Yani 0,50 yukarıya kadar çıkardık. Ve teli bunun 0,25'ine oturttuk. Ama burada da bizim neyimiz vardı arkadaşlar? 0,35 misinamız vardı. Şimdi burayı 1 milimetre bırakırsak elimizde ne kadarlık bir pay kalır arkadaşlar? 0,35. 0,50'den çıkarılacak. Boşluğumuz 0,15 kaldı arkadaşlar. Şu olayı anlayabiliyorsak zaten tesviye olayını çözdük demektir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Burası sıfırken burayı 0,50 verdik. 0,50 aşağıya doğru. Daha sonra buraya 0,50 eşik yaptık. Telimiz burası sıfırdayken burasını 0,50'ye yükseltmiş olduk arkadaşlar. Şu kısmı. Yani burada da 0,50'lik bir çekme payı kaldı. Bunu verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Burayı 1 milimetreye düşürebilir misiniz? Düşürebilirsiniz arkadaşlar. Burayı 0,50'den daha düşük yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Yani çekme payını 0,50'den daha düşüğe verebilir misiniz? Tabii ki verebilirsiniz. Ama hangi sazda? Farklı ölçeklendirme de yapılabilir. Sizin hesap etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Benim yapacağım sazda bağlayacağım misnanın kalınlığı, çıkaracağım eşiğe göre bağlayacağım telin kalınlığı ve icracının çalım şekline göre bırakacağım baskı boşluğu arkadaşlar. Buradaki en önemli olay işte o icracının şu alanda bırakacağınız baskı boşluğunu hissetmemesi. Yani burası çok yüksek olursa sol el burada çalışmaz arkadaşlar. Burası düşük olursa da bu sefer perdeye çarpar. Anlaştık mı? Bunu hangi sazlarda değiştirebiliriz? Şimdi biz 0,50'den gittik ya arkadaşlar. Bu normal standart sazlarda bizim bağladığımız tel. O yüzden de eşik yüksekliğini öyle yapmamız gerekiyor. Yani 0,35. Ki bu 0,50 telin bir takım bağlandığı takdirdeki mukavemet ile diğer teller aynı değil. Şöyle örnek verelim. Bu saz normal standart bir sazdı. Başka bir arkadaş geldi. Şelpe saz istedi arkadaşlar. Şimdi şelpe sazda ne yapıyor arkadaş? Sağ eli hiç kullanmıyor. Yani sağ el dediğim şey teknenin bu kısmı. Yani kapak kısmıyla şuradaki köprü kısmıyla arkadaşın hiçbir işi yok. Hiçbir işi yok. Tamamen şu kısımda sol elde çalışıyor. Yani ne diyorduk? Sazın sap kısmı sol el, sapın tekne kısmı sağ el. Şimdi şelpe bir saz için konuşuyoruz arkadaşlar. Misinamız ne kadardı? Aynı. Değişken değil. 0,35. Bunu 0,40 bağlarsanız bu hesabı 0,40 üzerinden yapmanız gerekiyor arkadaşlar.
Anlaştık mı? 0.35 misina kullanıyorsanız 0.35 üzerinden, 0.40 kullanıyorsanız 0.40 üzerinden hesap etmeniz gerekiyor. Biz 0.35'ten gidiyoruz. Şimdi şelpe çalacak olan arkadaşın tel kalınlığı nedir arkadaşlar? 0.20. Telle çalacak arkadaşlar. Orta telde 0.28 olabilir. Şu 0.8 mikron bizim için çok mühim değil. Şimdi bu ölçüyü alıyorsa eğer, yani şelpe saz yapacaksanız eğer, eşiğinizi nasıl yapmak zorundasınız? Yine bu şekilde. Yalnız bu 0.50 oturuyordu. 0.25 derinlik açıyorduk buradaki eşiğin içine. Şimdi telimiz 0.20'ye düştü. 0.28'e düştü. O zaman buraya açmamız gereken kanal ne kadara düştü arkadaşlar? 0,14. Yani ilk açtığımız kanal 0,25'ti. Şimdi açtığımız kanal 0,14, 0,10 arası arkadaşlar. Yani burada neredeyse yarı yarıya şu kanal düştü. Üst eşikteki kanal düştü arkadaşlar. Yani artık bu kadar yüksek bir üst eşik yapmamıza gerek yok. Tamam, 0,35 buraya geliyor yine. Şu bizim sazımızın sapıydı ya, şurası burgulluktu. Şu kısım. Şurası neydi? Bizim eşiğimiz. Perdenin olduğu yer 0,35'ti. Biz buna ne yaptık? 0,50 boyunda bir tane eşik yaptık ve bunu 0,25 derinliğinde açtık. 50-25 şurada. Şu kısımda icracıya 0,25'lik 0,25 mikronluk bir çalma alanı kaldı arkadaşlar. Yalnız burada telimiz inceldiği için, kalibrasyon düştüğü için şu açtığımız 0,25'lik kanal var ya, o kanalı eşiği bu kadar yüksek bırakıp kanalı dar açmaktansa eşiği komple düşürüyoruz arkadaşlar. Eşiği düşürdük. Yani burası neydi? 0,50 yapmıştık ya. Ha, bunu 0,30 yapabilirsiniz. Pardon, 35'in altına düşemezsiniz. 35'ten sonra sayıp 0,35'ti. 10 mikron çalma payı bırakın. 0,45. 14 mikron tel kanalı boyu bırakın. Tamam mı arkadaşlar? 15 diyelim. 35, 45, 50, 60. Misina ile beraber 60 mikronluk bir eşiğiniz olabilir. Misinayı çıkardığınız zaman 25 mikronluk bir eşiğiniz olur. Burayı tekrar tekrar izleyin, anlamanız gerekiyor çünkü arkadaşlar. Bunu sazın üzerinde anlatacağım ama mekanik hesabı bu arkadaşlar. Yani profesyonel bir icracının çalım aralığı, yani tel perde mesafesi 20 mikron. Bence yumuşak bir çalım, ideal bir çalımdır. Ama bu bahsettiğim olay tamamen standart bir sazda geçerli arkadaşlar. Bu da ne demek? İşte 20, 15, 20 mikron ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Perde ile telin arasına herhangi bir tezeneyi koyduğunuzda kesinlikle onun oynamaması lazım. Şimdi burada çekme payını hesap etmiyoruz tabii. Bir de çekme payı var, o açılacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani ölçüyü bu şekilde hesap edebilirsiniz. Telin kalibrasyonu, tel kalınlığı, perdenin kalibrasyonu, perdenin kalınlığı ve daha sonra bırakacağınız çalım aralığı. Bunu düz bir zeminde hesap ettiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bu düz zeminde. Bu hesabı yapın güzelce arkadaşlar. Tamam. Daha sonraki videolarda bunların nasıl yerleştirileceğini anlatacağız. Sazla göstereceğim.